Evet çocuklar, sıradaki harfimiz E harfi. Biliyorsunuz ki öğrendiğimiz harflerle birlikte kelime de öğrenmiş oluyoruz. Öğrendiğimiz harfleri de birleştirerek kelimeleri de öğrendiğimizde siz de bunları tekrar edin, okuyun ve defterinize yeni öğrendiğiniz kelimeleri yazın. Şimdi E harfinden devam edelim. Nereye yazmamız gerekiyor E harfini? Bakın E harfi şu ortadan başlıyor. Aşağı doğru inip bu şekilde kapatıyoruz. Bir daha yapıyorum. E harfi. Şöyle yazalım. E. Evet, E harfi ile ilgili kelime yazalım. Hangi kelime olsun? Daha önce öğrendiğimiz harflerle birlikte kullanabileceğimiz bir kelime. Sahe. Sahe. Yazalım. S harfi nasıldı? Bu şekilde. Hafif açık bir şekilde bırakıyorduk. A harfimiz vardı. Sonra H harfimiz. Ve sonra E harfimiz. Sahe. Buraya da okunuşunu yazalım. H harfini X ile gösterebiliyorduk. Ne demekti bu? Yüz. Çehre olan yüz ama. Evet. Okuyalım bunu bir daha. Sahe. Sahe. Yüz olan. Bir sonraki harfimiz U harfi arkadaşlar. Kalemimi değiştiriyorum. Siz daha kolay görebilin diye. Evet. U harfi. Siz de bu arada bunu okumaya devam edin. Sahe. Aynı zamanda defterimize tekrar not etmemiz gerekiyor. Evet. U harfimize bakalım. U harfindeyiz. U harfinde ikinci ve üçüncü satıra yazıyoruz. İkinci satırdan başlıyoruz çocuklar. Nasıl yazıyoruz U harfimizi? Oldukça eğlenceli bir harf. Bakın şöyle bir çengel bırakıyoruz. Sonra şöyle bir ayrıntı yapıp bu şekilde bırakıyoruz. Aslında E harfine benziyor gibi ama E harfinin dışında şurada küçük bir martı yapıyoruz. Hani şu şekilde martı yaparız ama bunun başına bu şekilde bir ek getirmiş oluyoruz. U harfimiz bu şekilde. Bir daha yapıyorum. Bakın. Evet, U harfimiz. Bunu da yazalım. U. Peki U ile ilgili kelimemiz nedir? Oldukça basit bir kelime. Türkçede de kullandığımız kelimeye yakın bir kelime. Uto. Ne olabilir uto? Ütü. Evet. Ütü. Bunun Gürcücesini yazalım. Uto. T harfimiz nasıldı? Bu şekilde yapıyorduk. Sonra O harfimiz. Yazalım altına okunuşunu. Uto. Yani ütü. Evet. Okuyalım tekrar beraber. Uto. Uto. U, T, O harfleri. Uto. Ne demekti? Ütü demekti. Türkçedekine de oldukça benziyor. Bunları tekrar edelim. Defterimize yazalım. Her öğrendiğimiz harfi birer sayfaya yazalım. Sonra her öğrendiğimiz kelimeyi de birer sayfaya onları da ekleyelim. Böylece kolaylıkla öğrenmiş oluruz. Peki U harfini tekrar bir kelime içerisinde kullanacak olursak mesela huti. Ne demek huti? 5 demek çocuklar. 5. Huti. Hemen onu da yazalım. Nasıl yazıyoruz? H harfi ile başlıyoruz. Huti dediğimiz için H ile başlıyoruz. H'yi birinci ve ikinci satıra yazıyorduk. U harfimiz. T harfimiz. İ harfimiz. Okunuşunu da yazalım. Huti. Ne demekti? 5. Huti. 5. Huti. Siz de tekrar edin. Huti. Hepsini bir tekrar edelim. Sahe. Sahe. Uto. Uto. Huti. Huti. E, u, e, u. Karıştırmayalım harfleri. Karıştırmamak için defterimize birer sayfaya yazalım. Evet. Yeni bir harfimize geçelim.
C harfi. Bunda birazcık zorlanabilirsiniz ama tekrar ederseniz kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Öncelikle harfimizin nasıl yazıldığına bakalım. Burada bu harfte aslında tek bir harf var ama iki farklı ses söylemiş oluyoruz. C harfine bakalım. Bu şekilde başlayıp şöyle kapatıyoruz çocuklar. Şöyle de olabiliyor. C. Peki C sadece Z değil, sadece D değil. C, D ve Z'yi birlikte söylüyorum. Önce D sonra Z harfini söylüyorum. Yani C. C. Şuraya yazalım. Bakın bu iki harfin birleşiminden oluşan bir ses, bir harftir. Z. 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 Z ile ilgili bir kelime yazalım. Mesela sizce. Sizce Türkiye'de de kullanılan bir kelime aslında. Ne demek sizce? Enişte veya damat olarak kullanılabiliyor. Yazalım sizce'yi. Siz de öncelikle kendiniz deftere yazmaya çalışabilirsiniz. Çünkü S harfini öğrendik, İ harfini öğrendik, C harfini yeni öğrendik, E harfini öğrendik. Siz de ben söylediğimde duyduğunuzu yazmaya çalışın. Sizce. Yazalım. S harfimiz. Sonra İ harfimiz. Sonra C harfimiz. Sonra E harfimiz. Sizce. Bakın burada tek bir harf var ama iki farklı ses var. C sesi. C. 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 Sizce. Yazalım okunuşunu. Sizce. Bunu nasıl kodlayacağım ben okurken? Altını çizebilirim bu şekilde. Daha kolay anlayabilmem ve görünce tanıyabilmem için. Sizce ne demekti? Enişte veya damat. Evet. Tekrar edelim hepsini hep birlikte. E harfini öğrendik. U harfini öğrendik. C harfini öğrendik. Şimdi ben size soracağım. Siz de doğru cevabı bilmeye çalışın. Bu hangi harfimizdi? U. Bu hangi harfimizdi? C. Bu hangi harfimizdi? E. Okumaya çalışalım hep birlikte alt kısma bakmadan. Bunu nasıl okuyorduk? U-to. U-to. Sıradaki harfimiz M harfi. Ama öncesinde bu harfleri unutmamamız gerekiyor. Tekrar etmemiz gerekiyor. Bunu sürekli tekrar ediyorum çünkü sizin de tekrar etmeniz gerekiyor. M harfimizden devam edelim. M harfimizi yine 1 ve 2. satıra yazıyoruz çocuklar. El hareketime dikkat edin lütfen. Buradan başlıyoruz. 2. satırda şurada kapatıyoruz. Bir daha yapıyorum. Bakın şöyle başlıyorum. 2. satırda kapatıyorum. Bu hangi harfti? M harfi. M. M ile ilgili kelimemiz nedir? Mama. Ne demek mama? Biliyor musunuz? Mama. Baba demek. Mama. Yazalım şimdi. A harfini biliyorduk. Mama. Mama. Okunuşunu da yazalım. Ne demekti? Baba. Mama. Mama, baba demek. Şimdi başka bir kelime daha yazalım M harfi ile ilgili. Mesela Sami. Ne demek Sami? 3. Erti, ori, Sami. Sami 3 demek. Şimdi onu da yazalım. Burada daha önceden öğrendiğimiz harfler de var. S harfini biliyoruz. Sami'yi nasıl yazmamız gerekiyor? S, A, M, İ. Yazalım. S harfimiz buradan yazılıyordu. Sonra A harfimize geçelim. Sonra M harfi ve İ harfi. Nasıl okunuyor? Sami. Sami. 3 demek çocuklar. Sami 3. Bir daha kontrol edelim. Hangi harfti? Bunu sildikten sonra tekrar size soracağım. E harfiydi, U harfiydi. C, M ve devamında gideceğiz. Buradan öğrendiğimiz kelimeler nelerdi? Sahe, uto, huti, sizce,
Mama ve Sami. Bir sonraki harfimiz ne olsun? Ş harfi. Ş. Bunu Türkçe'de de biliyoruz zaten. Türkçemizde de var Ş harfi. Ş harfini nasıl yazıyoruz? Bakın bunu yine birinci ve ikinci satıra yazmış oluyoruz. Şöyle bir martı gibi yapıyoruz. İkinci satırda kapatıyoruz. Ş harfi. Bir daha yapalım. Şuraya küçük bir martı yapıyoruz ve burada kapatıyoruz. Hangi harfti bu? Ş harfi. Genelde Gürcüce'de bunu SH olarak da kodlayabilirler arkadaşlar. SH. Ş harfimiz. Ş. Ş. Şimdi bununla ilgili bir kelime yazalım. Ne yazalım? Şişi. Şişi. Ne demek şişi? Şişi. Yazalım bunu. Şişi. Kolay bir kelime. Çünkü iki tane harf var sadece. Ş ve İ harfi. Şişi. Bu şekilde de yazabiliriz. Korku demek çocuklar. Şişi. Korku. Şişi. Şişi. Hatta bununla ilgili bazı komik tekerleme şeklinde ifadeler var. Mesela birinin soyadı Şi ile bitiyorsa, mesela Göksel Yılmaz değil de Gürcülerde soyadları Şi ile bitebilir, C ile bitebilir. Mesela Memi Şişi, Şenhar Memi Şişi, Memaks Şeni Şişi. Yani sen Memi Şişisin ve ben senden korkuyorum. Ben de senin korkun var diye böyle birbirlerine komik şeyler söyleyebilirler. Şişi korku demek. Evet, başka bir kelime daha yazabiliriz Ş harfiyle ilgili. Şeşa. Bunu belki de biliyorsunuzdur, duymuş da olabilirsiniz. Ne demek şeşa? Şeşa. Odun demek. Şeşa. Yazalım. Ş. E harfini de hatırlamış olduk böylece. Şeşa. Odun. Şeşa. Şeşa. Şeşa odun. Evet. Şişiyi öğrendik. Şeşayı öğrendik. Evet çocuklar şimdi ne yapıyoruz? Öğrendiklerimizi kontrol ediyoruz. Size söylemiştim. Sürekli tekrar edelim ve defterimize yazalım. Şimdi ben size soracağım. Siz de oradan cevap verin. Öğrendiğimiz harfler vardı. Nelerdi bunlar? Bunları size soracağım. Bu hangi harfimizdi? Hatırlıyor muyuz? E harfi. E. Evet, E harfi. Bu hangi harfimizdi? Siz söyleyin. U harfi. Evet. Bu hangi harfimizdi? Belki biraz zor olabilir. İki sesli bir harfti. Neydi harfimiz? C harfi. C. C. C harfi. Bu hangi harfimizdi? M harfi. Bu hangi harfti? Ş harfi. Şimdi buradan kelimeleri okumaya çalışalım. Sırayla başlayalım. Bunu okuyalım hep birlikte. Önce siz de kendiniz okumaya çalışın. Sahe. Bunu biliyoruz. S harfiydi. A harfi, H harfi ve E harfi. Sahe. Sahe. Ne demekti sahe? Hatırlıyor muyuz? Ne demekti? Yüz, çehre demekti. Ama sayı olarak yüz demek değil. Sayı olarak yüz, asi demek çünkü. Sahe. Sahe. Yüz, çehre. Şimdi U harfimiz vardı. Bu kelimemiz neydi? Bunu hatırlıyor muyuz? Okuyabiliyor muyuz? Birlikte bakalım. Bu U harfiydi. Bu T harfiydi. Bu O harfiydi. Okuyalım birlikte. Uto. Uto. Ne demekti uto? Türkçedekine de benziyor. Ütü demek. Uto. Ütü. Bir sonraki kelimemiz neydi? Okuyalım. Evet. H, U, T ve İ harfleri. Şimdi okuyalım. Huti. Ne demek huti? Huti 5 demekti değil mi çocuklar? Huti. Erti, Ori, Sami, Otri, Huti. Huti 5 demek. Huti.
Gelelim bu harfimize. D, D, D. Şimdi bunu okumaya çalışalım. Hangi harflerimiz var burada kontrol edelim. S, I, D ve E. Nasıl okuyoruz? Sizce, sizce. Ne demekti sizce çocuklar? Sizce, çemi sizce. Benim eniştem, benim damadım. Yani sizce enişte ya da damat demek. Gelelim M harfine. M harfindeki kelimemiz neydi? Bakın burada M ve A harfimiz var. Nasıl okuyoruz? Mama, mama. Mama ne demekti? Baba demekti, değil mi çocuklar? Mama. Babacım derken mamiko deriz. Buradan şeyi de hatırlıyorum. Anne ne demekti? Anne deda. Dediko. Mama, baba. Deda, anne. Mamiko dersek, iko ekini getirirsek ne oluyor? Cim cim anlamı katmış oluyoruz. Yani mamiko dersek babacım, dediko dersek annecim demiş oluyoruz. Burada mamayı öğrendik, baba demek. Bir sonraki kelimemiz nedir? Harfleri okumaya çalışalım. S, A, M, İ. Okuyalım kelimeyi. Sami. Sami. Ne demekti Sami? 3 demekti değil mi çocuklar? Sami. 3. Evet, bunları da tekrar edelim. Bakın farklı farklı sayılar öğrenmiş olduk. Huti 5 demekti. Sami 3 demekti. Gelelim Ş harfine. Ş. Burada ne yazıyordu? Ş, İ, Ş, İ. Yani şişi. Şişi. Ne demek şişi? Korku demek değil mi? Şişi. Korku. Ve ikinci kelimemiz Ş harfiyle ilgili. Ş, E, Ş, A. Yani şeşa. Şeşa. Ne demek şeşa? Ne demekti? Köyde olanlar bilir belki. Şeşa. Odun. Şeşa. Odun demek. Evet çocuklar, bu öğrendiğimiz harfleri, buraya kadar tüm öğrendiğimiz harfleri defterimizin her sayfasına birer sayfa olacak şekilde, dolduracak şekilde yazalım. Her kelimeyi de aynı şekilde yazalım ve tekrar edelim. Özellikle bunları okumaya da çalışalım.